Merhabalar değerli arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin konu pekiştirme 23 Yani kanenin sonundayız artık bundan sonra tek bir konumuz kaldı deltoid yalnız yayınımızda şöyle bir değişiklik yapıyoruz yayın akışımızda daha doğrusu şöyle bir değişiklik yapıyoruz sanki canlı yayın yapıyormuş gibi ee, bölüm sonunda biliyorsun seviyesine göre tasarlanmış testlerimiz vardı o test kısmını şimdi ikinci plan atıyoruz şu anda çekmeyeceğim hemen acil olarak kalan e, sizinle gelen yoğun talep üzerine e, analitik doğru analiti ve çember analiti fasiküllerinde de aynı şekilde konu anlatımlarını bitirip sonrasında tekrardan dönüp kalan pekiştirme yani kalan testlerimiz testler kalan kısmını çözüp videolarını çekip çekip atmayı planlıyoruz. Şu anki kararlaştırdığımız düz sistem bu şekilde bilgin olsun. Bunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Kaldı son iki sorumuz Delta 4'ten önce. Gelin mi bir an önce? Bitirelim mi karemizi? Hadi bakalım. Kolay gelsin ikimize de. İyi seyirler diliyorum. Şimdi e, ABC'de bir kare. Hay hay. Bir kenar uzunluğumuz x artı y bölü 2 imiş. x artı y bölü 2 imiş. Ee, i̇çeride bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin kısa kenarı y, uzun kenarı y, kısa kenarı x'miş. Tamam. O zaman tar alanı bulmak istiyorsak, yani mavi bölgeli tar alanı bulmak istiyorsak, karenin alanından, yani x artı y bölü 2'nin alanından x eksi y'yi dikdörtgen alanını çıkartarak bulabiliriz değil mi? Bu da 25 miymiş? Evet soruda 25 olarak verilmiş. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. X kare artı Y kare eksi artı 2XY bölü 4 değil mi? Tam kare açılımını yapacak olursak. Eksi XY eşittir 25. E, er, 4 ile çarpalım düzenlemek için. X kare artı Y kare. Şimdi 4 ile çarparsak kök paydadan kurtulur. Bu 4XY olur. Artı 2XY eksi 2XY olur değerli arkadaşım. Eşittir 100 oldu. Tamam bu da e, x eksi ya da y eksi x x eksi y'nin parantez karesi olduğu yani daha doğrusu x eksi y eşittir 10 olur değil mi mutlak değer çünkü tam kare olduğu için bu neyin karesi 100'dür 10 ama eksi 10 da olabilir şimdi bakalım y eksi x farkı isteniyor bizden y eksi x ondan büyük yani y x'ten büyük olduğu için bunun mutlak değerini aldığımız zaman y eksi x eşittir 10 olarak 10 birim olarak bulunacaktır bu da sorumuzun doğru cevabının a seçeneği olduğunu gösterir. Gelelim ikinci soruya değerli arkadaşım. İkinci soruda A, B, C, D, 1 ve E, A, birer kare. Ve kenar uzunlukları 2'ye 4'müş. 2, 2, 4. Hay hay. Tamam buraya 4 verirsek şöyle bakalım. Şurada bir kelebek var. Gördün mü değerli arkadaşım? O zaman burası 2 k ise şuraya K diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz değil mi? Tamam. Şimdi, 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 şimdi neyi bulalım? Ee, şöyle yapalım mı? Öncelikle ben şurayı bir sileyim. Şu kelebeği gösterdim artık sana. Ee, burada şuraya A diyecek olursak şu alana A diyelim şu alana da B diyelim İki parçadan oluşuyor taralı bölgenin alanı şimdi tabanımız 2 yüksekliğimiz K diyebiliriz değil mi A eşittir 2 çarpı K bölü 2'den K çıkar gelelim B'ye değerli arkadaşım ee, burası 2 idi burası K artı 2 yüksekliğimiz 4'tür değil mi K artı 2 çarpı 4 bölü 2. K artı 2 çarpı 4 bölü 2'den bunlar birbirini götürür. 2 olur. 2K artı 4 olacaktır. Bunları taraf tarafa toplayacak olursak. Yani taralı alan eşittir. Ee, nedir değerli arkadaşım? 3K artı 4'tür. Kaldı ki soruya baktığımız üzere. E, Soruda şunu görebiliriz değil mi? Şurası 3K. Şurası 3K değil mi değerli arkadaşım? Burası 2 ise şuraya 3K'da 2 kalacaktır. Yani 3K'mızda bizim şekilde baktığımız zaman 2 olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla burası 6 birim kare olarak bulunur ki bu da sorumuzun cevabının C seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 3. sorumuza. ABCD ve PRMN birer kare. İçinde bir kare var. O zaman buralar 90'ar derece. Değil mi? Burası 30. Tamam. 90 30. 60 pardon diye gidiyor. Şimdi alan PRMN bölü ABCD. Hmm, anladım. O zaman şuraya da gidelim. 90 derece burası 30 burası 60. Şimdi neden iki tane üçgenin içerisinde ilerledim? Çünkü bize büyük olan karenin bir kenar uzunluğuyla küçük olan karenin kenar uzunluklarını bulabileceğimiz şekilde veriler elde etmeye çalışıyorum. E şimdi şöyle yapalım istersen. Sonuçta bir oran verilmişse ben değer verebilirim işin gerçeği. Yani nasıl değer verebilirim? Örneğin 30'un karşısına 1 dersem 60'ın karşısı kök 3 olur. 90'ın karşısında 2 olacaktır. Değil mi? Tamam. Ee, devam ediyorum. Karenin bir kenar uzunluğunun 2 olduğu için 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3 olacaktır. O zaman e, ABCD karesinin bir kenar uzunluğunu e, ne bulmuş olduk? E, kök 3 artı 1 bulmuş olduk. Yani kök 3 artı 1'in parantez karesi mi gelecektir? Buradan tamam. Böyle 2'nin payda pay kısmında 2'nin karesi. Yani PRMN'nin bir kenar uzunluğu 2 olduğu için 2'nin karesi. O zaman 4 bölü birincinin karesi 3. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 2 kök 3 artı ikincinin karesi 1. Yani 4 artı 2 kök 3 oldu. 2'ye bölsek 2 bölü 2 artı kök 3 olur. 2 eksi kök 3 çarpalım burayı. 2 çarpı 2 eksi kök 3 bölü 4 eksi 3'ten 1 gelir. Bu da 4 eksi 2 kök yapar mı değerli arkadaşım? Tabii ki de yapar. Bir ve bize ne verilmişti? Bu oran A artı B kök a artı b kök 3 olarak verildiğine göre bizden istenen ifadede a'mız 4 olur. b'miz de eksi 2 olacaktır. Doğru mu? O zaman birisi eksi 2 birisi 4 olursa sonuçta a artı b ifademiz 2 olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun cevabının c seçeneği olduğunu gösterir. Geldik dördüncü sorumuza adım adım ilerliyoruz. Evet geometriden korkmuyoruz. Ne ile? Çapla. Biz her zaman senin yanındayız değerli arkadaşım. ABC'de bir kare, DEF bir dikdörtgen. Hay hay. O zaman şöyle bakalım. Bir takım veriler verilmiş. Biz de bilinmeyenleri örneğin bu bir dikdörtgen olduğu için AB diyelim. E, buna da C diyelim. DC kenarına da C diyelim. Şimdi çevre D, D e, C, F, çevresi 20 verilmiş. Yani iki tane A artı B 20 ise buradan A artı B eşittir 11. Tamam. Devam edelim. DCFDGF'nin e, e, alanı da 21. O zaman a, b çarpı c'de, a çarpı b'de düzeltiyorum. A çarpı b'de 21 olarak verilmiş, değil mi? Şimdi biz biliyoruz ki a, a artı b'nin parantez karesi neydi değerli arkadaşım? Tam kare. A kare artı b kare artı 2ab idi. Çünkü e, evet, buradan istifade ederek a, a kare artı b kareyi bulmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü e, A, ABCD'nin karesi c karedir. Değil mi? Çünkü karenin alanı c karedir. Bu da eşittir. Şu üçgende Pisagor bağımsız uygulayacak olursak a kare artı b kare değil mi? Evet. Bundan dolayı a ve a kare artı b kareyi bulmaya çalışacağız. a artı b'nin karesi 100 yapıyor değerli arkadaşım. Eşittir. a kare artı b kareyi bilmiyorum. Bunu x diyelim. Artı 2 ab. ab e, 21. 2 ile çarparsak 2 çarpı 21. 42 yapar. Buradan x eşittir. a çarpı e, x eşittir. a kare artı b kare yani. E, 42 ne yapacaktır? 58 mi yapacaktır? 58 birim kare olarak bulunacaktır. Doğru mu? Buradan da evet c kare demek ki bize nisen c kare yani a kare artı b kare o da x o da eşittir. 58 birim kare olarak bulunur ki sorumuzun doğru cevabının d seçeneği olduğunu gösterir. Gelelim 5. soruya. Güzel bir soru. Evet. Bence şık bir soruydu. Sen de iyi dinlersen senin de hoşuna gideceğinden eminim. Vahdi amcanın tarlasının iki kenarından yol geçtiği için tarladan geriye ABCD ile sınırlı L, ekilebilir alan kalmıştır diyor. Tamam. Sınırlı ekilebilir alan kalmıştır diyor. Hay hay. D e, AD yani ne diyor? DA diktir. E, BA'ya. Tamam. Burası dik. DC diktir. BC'ye. Tamam. Burası dik. Tarlanın yollar ile sınırlanan bulunan kısımların uzunlukları eşit diyor. Hmm. Yani şurasıyla şurası eşit. Yani nereler eşit? AD eşittir. Değerli arkadaşım AB. Evet. Yazmasını bekliyorum. Bazen takılıyor. AB. Tamam. Ee, eşit ve A noktasının BC olan uzakta 30 santimetre. 30 metre. A noktasının BC olan uzakta 30 metre. Hmm. Yani şuradan bahsediyor. Bunun buraya olan uzaklığı 30 metre. Tamam. Şimdi hazır mısın? Çözmeye ne dersin? Çözelim, başlayalım mı? Tamam. Şimdi e, şurası dik oldu dolayısıyla burası 30 metre olmuş oldu. Tamam. Şu metreyi sileyim. Fazla yer işgal etmesin. Tamam. E, şuradan indirmek istiyorum. Bak çok e, güzel bir yerde eş üçgenler çıkıyor aslında. Bizden istenen şey de bu karşıyı tam indirdim buradan da birleştirsem burada bir dikdörtgen çıkıyor. Heh. şimdi değerli arkadaşım şuna bakalım e, burası 90 derece. Bizden istenen ne? Buna göre bu tarlanın alanı kaç metre karedir diyor. Bu tarlanın alanı kaç metre karedir diyor. Evet. Şimdi benim buradaki stratejim şu olacak aslında. Şu alana A dersen bak şu kısmın alanına şuradaki üçgeni. Şuradaki üçgende A aslında burası B olursa A artı B yani şu alanı buraya taşımış olacağım. Tamam? mı? Ve A artı B şu kenar 30. Burayı da bulucum. Çarptığım zaman alanı verecek bize. Benim temel stratejim bu şimdi. Beni iyi takip et lütfen. Eş üçgenleri şöyle bulalım. Hazır mısın? Buraya alfa dersek. Burası beta. Burası 90 derece olduğu için burası alfa. O zaman buraya da ne kaldı? Beta kaldı. 90 beta. Buraya alfa diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz. Yani şu üçgenden bakıyorum. Şu üçgenden. 90 derecelerin karşıları da eşit mi değerli arkadaşım? Eşit. O zaman iki üçgen eş üçgenlerdir. Buraya T diyecek olursak, DTA üçgeni, DTA üçgeni eşittir. E, alfa'dan başlayalım. Buraya da K mı diyelim? E, BKA üçgeni, BKA üçgenine eşittir. Neye göre? Kenar açı, kenar açıya göre. İki kenar, iki açısı eşit, iki iç, açılar eşit ve bir kenarları da ortak. O zaman değerli arkadaşım bakalım e, alfanın karşısında 30 mu vardı? Buradaki alfanın karşısında 30 olacak mı? Olacak. Dolayısıyla bu alanı bu alana taşımış oldum ve benden istenen taralı e, tarlanın alanı burası oldu mu? Oldu. E, şu kısım 30. E, bu kısım da 30. O zaman tara alan, e, tarlanın alanı yani tarla alanı, tarlanın alanı diyelim. Bu ta taral alan ya da tarlanın alanı olsun. 30 çarpı 30'dan 900 metrekarelik alan olacaktır. Bu da sorumuzun cevabının E seçeneği olduğunu gösterir. Nasıl? Umarım beğenmişsindir. Şimdi gelelim 6. sorumuza. ABC'de birer kare. ABC'de birer kare için bir kare. Tamam. Ve karenin alanı 36. 36'sı bir kenarımız 6 olur. Değil mi? Tamam. Şimdi benim buradan bir dik indirip bunu kullanmam lazım. Bunlar da geldiğine göre sanki 30-60-90 üçgenin özelliklerini kullanacak mıyım? Değil mi? Artık belirtmeme gerek duymuyorum. Ara ara çok fazla belirttik çünkü biliyoruz 30-60-90 üçgenin özelliklerini. Şimdi şöyle yapalım. Burası 90 derece. Biliyorsun özel bir açı görünce e, oradan görecek şekilde dikler oluşturuyordum. Ama öncesinde öncesinde şöyle yapalım. Ben bunu bir geri alayım izninle. Şimdi e, burası 60 derecedir taral alanı bulmak istiyoruz ya bir tabanı bulalım. burası 90 derece değerli arkadaşım. 60 derecenin karşısı 6 ise 30 derecenin karşı 2 kök olur mu? Olur değil mi? Yani 30'un karşısı ne A dersek 60'ın karşısı ne oluyordu? A kök 3 oluyordu hatırlarsan. Burası 6 ise burası da 2 kök olacak. 2 kök 3'ün kök 3 katı 6 çünkü. Tamam. Şimdi artık buradan bir dik indirebiliriz değerli arkadaşım. Buradan bir dik indirdik. Şimdi şöyle yapalım, 30'un karşısına A diyelim. Burası 60 derece olduğu için, 60'ın karşısı köküç olsun. Tamam. Şimdi e, devam edelim, devam edelim. E, o zaman buraya ne dememiz lazım? E, devam ediyorum bir dakika. Şimdi burası 60. Ha, burası karenin köşegeni olduğu için 45-45 olarak bölüyordu, değil mi? Burada 45. O zaman burası A ise burada A olacaktır. Hay hay. Yani a artı a kök 3 değerli arkadaşım aslında 6'dır. Tamam. Burada a parantezin alalım. 1 artı kök 3 eşittir 6 ise a eşittir 6 bölü kök 3 artı 1 olarak bulunacaktır. Şimdi bizden istenen şey nedir burada aslında? Bunun alanı. Bunun alanı bulmak istiyorsak değil mi? Bunun alanını bulmak istiyorsak eğer buradan buraya dik indirdiğimiz takdirde indirdiğimiz bu dikmenin A olduğunu biliyoruz değil mi? Yani taralı alan eşittir. A çarpı 2 kökü 3 bölü 2. O da sadeleştirirsek. A çarpı kökü 3 birim kare olacaktır. O zaman biz burada ayı bulmaya çalışalım. Ay hay paydayı eşitliğine çarpalım. 6 çarpı kökü 3 eksi 1 bölü. Kareleri fark alırsak kökü karesi 3. Birin karesi 1. Bir, 3 eksi 1'den 2 gelecektir. Bununla bu sadeleşirse 3 kalır. 3 e, kökü 3 eksi 3 gelecektir. O zaman hemen yazalım. 3 kök 3 eksi 3 pardon eksi 3 çarpı kök 3. Buradan çarparsak 3 çarpı 3 eksi 3 kök 3 olur ki bu da 9 eksi 3 kök 3 birim kare olarak bulunacaktı. Bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 7. soruya adım adım ilerliyoruz. Karenin sonuna doğru ABC'de bir kare AFFE ve EB birbirlerine eşit. Hmm. A, F, F, E, E, B birbirlerine eşit. O, bu köşegen değilmiş. O zaman şöyle köşeyi ile birleştirelim mi? Tamam. Ee, ve Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum sana izninle. Ee, şu alanlar hatırlarsan şuraya şu alan. Evet. Ee, bu alanı gördün değil mi? Bu alanı gördük. Şimdi e, bu alan aslında şöyle yapalım. Ee, yukarıdan başlayalım yavaş yavaş gidelim o zaman ne dersin? Heh, şunu demek istiyorum. E, buraya biz S der isek şayet. Şuraya biz S der isek. D, G, G, H ve H e de eşitmiş. Bunlar üçü de birbirine eşitmiş. O zaman şu taban açıkta kalmasın. Şunu da birleştirelim. Burada da bir üçgen oluşturalım. Tabanları aynı, yüksekleri aynı olan üçgenlerin alanları birbirine eşittir dolayısıyla. O zaman buraya S deriz diye buraya da. Buraya da S dedik. Doğru mu? Şimdi şurası 3S mi? O zaman burası da 3S'tir. E, o zaman şuraya da 3s kalır değil mi? Şu şu kısma da en son çizdiğimiz yere 3s kalır. 3s 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 9 diğer kısımda 9s olacaktır. O zaman ABC'de 9s 9s 18s düzeltiyorum. 18s bölü GFH GFH nedir? S'tir. O zaman S'ler sadeleşirse 18 olarak bulunacaktır ki bu da 7. sorumuzun cevabının en seçeneği olduğunu gösterir. Gelelim o 8. soruya. Hemen aklına geldi değil mi? Ne geldi aklına? Hemen eşlik olduğu gözüktü mü? 90 dereceler var. Artık burada o yorumu yapabiliriz. Aynı açının karşısındaki 90 derecenin karşısındaki kenarlarda neyi görüyor? Neyi görüyor? Karenin bir kenarını görüyor. Hemen bakalım. Bak değerli arkadaşım. Buraya alfa diyecek olursak. Buraya da alfa de, Buraya beta dedik. O zaman buraya da alfa diyeceğiz değil mi? Çünkü 90 derece. Buraya da beta diyoruz. Şimdi 90'ın karşısıyla 90'ın karşısı eşit olduğu için iki üçgen eş üçgenlerdir. O zaman beta'nın karşısı 3 ise buradaki beta'nın karşısı 3 olur. Tamam. Alfa'nın karşısı 7 ise buradaki de alfa'nın karşısında alfa'nın karşısı da 7 gelecektir. Tamam. E, o zaman bakalım. Tamam. E, bizden taralı alan isteniyor. Şuraya A diyecek olursak bu da A'dır. O zaman taralı alan eşittir alan ABCD. Değil mi? Eksi 2 A'dır. Tamam. 2 çarpı A'mız neydi? Tabanımız 3. İstersen şurayı biraz silelim. Çok kalabalık olmasın. E, ee, dikkatli anlıklı oluşturmasın. Silelim artık. Eşit olduğunu biliyorsun. Evet. 3 7. 3 çarpı 7 bölü 2. Değil mi? 3 çarpı 7 bölü 2. Bunlar birbirini götür. Alan A, B, C, bulmak istiyorsak da 3'ün karesi 7'nin karesi. Ee, buraya x diyecek olursak x kare eşittir 3'ün karesi artı 7'nin karesi 49 9 daha 57 49 9 daha 58 yapıyor. E o zaman x eşittir kök 58 yapacaktır. Tamam. <laughs> ha yani x kare lazım zaten bize değil mi? Çünkü alanı x kare oluyor. Tamam. O zaman bu da x kare 58 eksi e, 21 oldu burası da. 3 kere 7 21. Bunu da çıkartırsak ne olacaktır? 37 birim kare geliyor. 37 birim kare geliyor ve sorumuzun cevabının E seçeneği olduğunu bize gösterir. Gelelim 9. sorumuza. Şöyle bir bağıntımız vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Şu taralı üçgen. Bu tabana örneğin A diyecek olursak. Tabana A dediğimizi düşünelim. Şöyle A diyelim. Şurası da H1 olsun. Burası da H2 olsun. Şimdi bu iki parça ayrımını düşünelim. Burası A olsun, burası B olsun alanlar. Şimdi hatırlar mısın şu üçgenin alanını bulurken A çarpı H1 çarpı e, sinüs alfa bölü 2 diyorduk. Artı A çarpı H2 çarpı yine sinüs alfa bölü 2. Sinüs alfa bölü 2 parantezinde de alırsak her iki tarafı o zaman H1 ile H2'nin toplamı da zaten şurayı verecektir. Yani A çarpı H1 artı H2 çarpı sinüs alfa bölü 2 bize bu taralı bölgenin alanını veriyordu. İspatını sana kısaca yapmış oldum. Burada da sinüs alfa 90 derece olsa sinüs, sinüs 91'dir ve taban çarpı yükseklik bölü 2 anlamına gelecektir. Ki bunu burada kullanacağız. Şöyle kullanacağız. Şöyle göstereyim. Biliyorsun karede köşegenler birbirine dik keser ve ortalarlardı değerli arkadaşım. Burası 90 derece. Eşit tabii ki buralar birbirine. DB'ye 2K dersek yani buralar K ve K olarak ayrılacak olursa DE 3 kaymış. D 3 K olması şuranın da K anlamına gelecektir. Değil mi? Şimdi şöyle bakalım. A, E, C, B'nin alanı. A, E, C, B. A, E, C, B'nin alanı. Tamam. Tabanımız K. Az önce söylediğim gibi. Ee, yüksekliğimiz K ve yüksekliğimiz K. Yani şu taralı alanı bulmak istiyorsak taralı alan eşittir. K çarpı 2K bölü 2'dir aslında. Çünkü aradaki açı, açı 90 derece olduğu için K çarpı 2K bölü 2 diyebiliriz. Yani şuradaki alfa açısı aslında 90 derece. O zaman buradaki alan K karedir. Bu da 27 ise K eşittir. 3 kök 3 olacaktır değil mi değerli arkadaşlarım? 3 kök 3 santimetreye 3 kök 3 birimdir. Bizden istenen şey nedir? DE'dir. DE nedir değerli arkadaşım? Neresidir? DE'ye bakalım. 3K'dır değil mi? DE'miz 3K'ydı zaten şurada verilmişti. DE'miz de 3K ise bu da 9 kök 3 birim olarak bulunacaktır ki sorumuzun cevabı benzer bu şekilde de 9 3 yani C seçeneği olarak bulunacaktır. Geldik 10. sorumuza. Oo, çok güzel gayet basit bir soru. Şık bir soru. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da yine B demiş oluruz. Burada bir kare. Şöyle bakalım. Karelerin alanları toplamı diyor. Karenin alanları toplamından A kare artı B kare eşittir. x Yani 100 diyebilir miyiz? Değil mi? Karenin alanları topluyor muyuz? Bu da şuradaki Pisagor bağımsında a kare artı b kare x kare değil mi? <laughs> o zaman x eşittir 10 çıkar değil mi? 10 birim çıkacaktır. Hadi sorunuzun cevabı D seçeneği olur. Şimdi gelelim 11. soru. Bir motif içeren bir soru. Şöyle bir tek tek göz gezdirelim. Şekildeki tabanı kare olan bir havuzun üstten görünümü şekilde verilmiştir diyor. Evet. Havuzun tabanı birbirine eş olan 8 adet eşkenar dörtgenle e, dörtgen şeklindeki karolar ile süsleniyor. O zaman eş karolar karolarla e, yani eşkenar dörtgenle e, süslemeler varsa burada 8 tane var değil mi? O 360'ı 8'e bölersek değerli arkadaşım 45 derece mi yapar? O zaman bu e, eşkenar dörtgenlerin dar açıları 45'er derecedir. Yani şuraları 45'er derece buraları 45'er derece. Yani ...şurası 135, burası da 135... E, ...o zaman şuraya 90 derece kalır. Tabii buralar 45'er derecelik bir karenin... ...yarısıdır sanki. Evet, buralar bir kare ise bu da yarısı oluyor değil mi? 45'er derece... ...yani şuralar... ...burası 90 derece oldu. Buralar 45'er derecelik kareler yaptı. Ben tek tek belirteyim. 90 derece... ...45 derece... ...45 derece. Benzer şekilde burası da böyle... Şimdi nereye geleceğiz? 45 ve 45. Nereye geleceğiz? Şu kareyi düşünecek olursak biz bu, şu, bunu şöyle tamamlayalım. Yukarıdaki karenin aynısı oluyor aslında. Tamam. yani ben şuraya A diyecek olursam değerli arkadaşım. Burası 2A. Burası A çünkü yarısı. Burası 2A. Burası A. Burası, A, burası 2A. A ve 2A. A'yı bulalım ne dersin? A eşittir. Ee, e, burası şöyle bakalım. Bir karoların bir kenarı 2 diyor. 2 ise buralar 2'dir değil mi? 2'dir, 2'dir, 2'dir. Şu, üç, e, şu A'yı bulacak olsak bu dik üçgen 2 iki çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki birim kare olarak bulunacaktır. Tekrar ediyorum. Bu bir dik üçgen. Şuraları sileyim. Tamam. E, bu A'yı bulmak istiyorum. 2 çarpı 2 bölü 2. O zaman şöyle baktığım zaman toplamda kaç tane e, taralı bölge kaç a, yapıyor? 2, 3, 5, 6, 8, 10. Toplamda e, hepsini topladığımız zaman 2 de burada 12. Toplamda taralı alan eşittir. 12 a yapıyor değerli arkadaşım. O da 12 çarpı 2'den 24 birim kare olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 12. ve artık son sorumuza. Şimdi alan oranları isteniyor değil mi? Alan oranları isteniyorsa biz kare, e, kenarlarına değerler verebiliriz. Yani bu bir kare olduğu için buraya bir birim verelim. Yukarı aşağıdaki de bir kare. Buraya bir birim verirsek bu karenin bir kenar uzunluğu da bir bir kök iki katından kök iki birimdir. O zaman S2 nedir değerli arkadaşım? 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2'dir değil mi? S1'e bakalım. Ee, şu beyaz bölgenin alanını çıkartacağız. Yani kök 2'nin karesinden e, şu bölgenin alanını çıkartacağız. 1 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağız. Kök 2'nin karesi 2. 2 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman S2 bölü s de eşittir. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den. Bunlar birbirini götürse 1 bölü 3 yani sorumuzun cevabının B seçeneği olduğunu gösterecektir. Artık bitti. Sona geldik. Neyin sonuna geldik? Karenin sonuna geldik. Sırada ne var? Deltoid var. Deltoid'un özelliklerinde görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakal diliyorum. <laughs>